Teşekkür ederim. Ваши документы. Papers, please, dedi. Aaa, documento. Adam hasta otkalı. Televizyon. Aa, çok güzel yapmışlar. Продолжительность. 3 месяца. Разрешение на работу. Извините. Aynen oyun lan bu. Kuş 007. Altı için çok teşekkürler, eyvallah. Sadece destek canım benim, sağ ol. Я как только въеду, я сразу продлю. Я добивался этой работы 4 месяца. У меня семья, я не смогу их кормить. А вам же ничего не стоит, вы же штамп ставите только в паспорте. Никто и не узнает. Бас, Динай, бас! Простите. İşte bak benim gibi oynuyor adam oyunu. Siktir git lan, belgeni al da gel. Yumuşik, devletin memuruna laf anlatıyorum burada. Benim çalıştığım her saniye devlete zarar. Aha geldi Elisa. Vasat sustuyt pravo na vyest. Ya Sergio. Сказал, вы можете помочь. Geçirme. Отсутствует право на въезд. Я прошу вас. Вся моя семья погибла. Geçirme. У меня нет никого, кроме Сергио. Sergio geçirme oğlum. Oğlum devletin bekası için. Alo şşş. Vatan haini. Aha Kolejyalıları hiç geçirme diye emir geldi şimdi de. Geçirme. Denied. Ailesinin resmini gördü, geçiriyor diye. Abi. Geri dön lan Kolecyana. Aga yak. Aga be. Aga be. Следующий. Test maksimum. Selvizita. Сестра у меня здесь живет. Уже три года не виделись. Джорджи mi? Ben kaçırdım. Джорджи mi geçti? Bir dakika. Джорджи mi geçti? Neredeydi? Сестра у меня. Kobristan'da George geldi mi? Bu mu? Değil.
Bu da değil. Hani oğlum Giorgi? Цель визита. Ha o Giorgi değil be. Уже 3 года не виделись. Ya nasıl yine Giorgi'yi kaçırdım? Oğlum bak söverim ha. Bakıyorum abi, full bakıyorum. Full gözümü kaçırmıyorum. George yazıyor da benzemiyor abi George'ye ya. Hayır abi. Benzetememişler. Olmamış. Цель визита. Olmamış. Сестра у меня здесь живёт. Уже 3 года не виделись. Продолжительность. Ну, пару дней всего, а потом уже назад ехать надо. Добро пожаловать в Арстоцку. Спасибо, инспектор. Следом идет моя жена, так вы с ней не слишком... А, ок, вон отцеплером. Потом всю ночь... Спать не даст. О, бой. Передо мной сейчас муж мой был. Надеюсь, не сильно вам надоел. Цель визита. А, да к сестре его, господи. Вот потащил нас. Ланет кодун мы. Небось. Продолжительность. А, денька на три, не больше. Ну где это видно? Хозяйство простаивает, а мы по гостям шляемся. В вашем паспорте ваша фамилия указана как Рабинский. А вправе на въезд, как Рабинский. Да я всю жизнь с этим мучаюсь, как только не искрючит. Получаешь свидетельство, там я с мягким знаком. Паспорт меняешь без. Кто ж их разберет-то? Один раз, знаете, даже Рабинский было. Вы уж не обессудьте, пустите. Он ж меня потом проезд всю, прохода мне не даст. Все попрекать будет. Прошу вас, миленький. Я ж назад-то домой нормально не доберусь. Все деньги-то он забрал. В следующий раз исправьте. Спасибо тебе, Родина. Аа, geçirdi. Аа, parmak izi alsana gerizekalı. Oyunu bilmiyor noob lan bu. Аа, gerizekalı. Аа. Следующий. Ваши документы. Калечь ее. Salak. Gerizekalı. Salak seni. Aptal. Росомаха. Nasıl yorum yapacağım ya? Sinirlerim bozuldu ya. Nereden yorum yapıyorduk ya? Nereden yorum yapacağım? Yorum. Росомаха. Dilim bozuldu. Lan. Yorum nereden yapıyorduk? F5. Heh.
Mal oğlu mal ya. Ayıp lan. Böyle geçirilmez ya. Şimdi bak. Kureda 25 ay, Godless Frog 29 ay. İkinize de çok teşekkür ederim. 4 ayla Berk Bilcan. Abimi yayınlar. Adım Berke. Bence Berk. 3 aydır Berk dedin ama senin suçun değil. Pasaportta seks yazıyor. Alper Enz. Ben bir robot değil mi? Sablık hediye etmiş ve Wegman hoş gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz. Ramazan sen ne diyorsun? Özür dileyeceğim bilmem ne. Ne diyorsun Ramazan Atasoy? Bu ne? Son günlerde bir münakaşa çıktı. Biri harem okuldur demiş. Onu ben dedim daha evvel. Onu söyleyeyim size. Gazetecinin biri de yazdı ki İlber Hoca söyleyince iyi oluyor da Emine Hanım söyleyince kötü mü oluyor diye. Beni ilgilendirmiyor. Fakat ben söyledim o lafı. Heh. Okul dediysem de Notre Dame de Sion veya Robert Kolej anlamında söylemedim. Onu size söyleyeyim. Ama bu bir okuldur. Bu bir okuldur. Bu bir okuldur. Topkapı Sarayı'nın bir kısmında Enderun Mektebi vardır. Ciddi bir okuldur. Talim, terbiye her şeyi öğretir. Bunların çoğu üstelik Makedonya'nın, Bosna'nın, Yunanistan'ın, Sırbistan'ın, Kafkas'ın dağlarından değiştirilmiş delikanlıların Türkçe öğrendikleri, Türkçe okuma yazma öğrendikleri, İslam dinini çok çok iyi öğrendikleri, musiki öğrendikleri, hat öğrendikleri, çok iyi spor öğrendikleri, bazılarında iyi bazılarında kötü olabilir ve devlet adamı olarak yetiştikleri yerdir, köylüdür bunların çoğusu. İçlerinde böyle Sokullu Mehmet Paşa gibi istisnalar vardır. Ruhban ailesinden gelir. Tabii İslam dinini çok şey benimsemiş bir devlet adamdır. Kadınlar için de benzer şey söz konusudur. Bu kızlar orada Türkçe öğrenir. Hatta şair olanı vardır Hürrem Sultan gibi. Pişirmeyi öğrenir, pişirmesi. Nakış öğrenir, dikiş öğrenir, musiki öğrenir. Haremin duvarları hüsnü hatla güzel şeydir, meşhurdur. Bir sürü yazmalar çiniler üstünde. Herhalde okuyan belki oraya konuyor. Okurlar. Basının yazdığı mektuplar hizmetinde oldukları şehzadelerinkinden daha iyidir. Harem öyle padişahların genel evi değildir. Bu aptalca laflardır bunlar. Maalesef bizim millet okumadan konuşmayı çok sevdiği için bu tip dedikodulara da çok bayılırlar. Kasaba kültürüdür. Çünkü bizim normal olarak Anadolu kasabasında veya Karadeniz kasabasında. Ben kaçırdım ya baştan ötürü. Ruhban ailesinden gelir. Tabii İslam dinini çok şey benimsemiş bir devlet adamdır. Kadınlar için de benzer şey söz konusudur. Bu kızlar orada Türkçe öğrenir. Hatta şair olanı vardır Hürrem Sultan gibi. Pişirmeyi öğrenir, pişirmesi de. Nakış öğrenir, dikiş öğrenir, musiki öğrenir. Haremin duvarları hüsnü hatla güzel şeydir, meşhurdur. Bir sürü yazmalar çiniler üstünde. Herhalde okuyan belki oraya konuyor. Okurlar. Basının yazdığı mektuplar hizmetinde oldukları şehzadelerinkinden daha iyidir. Harem öyle padişahların genel evi değildir. Bu aptalca laflardır bunlar. Maalesef bizim millet okumadan konuşmayı çok sevdiği için bu tip dedikodulara da çok bayılırlar. Kasaba kültürüdür. Çünkü bizim normal olarak Anadolu kasabasında veya Karadeniz kasabasında veya Güneydoğu Anadolu kasabasında iş güç yoktur. Üretim durmuştur. Daha Evliya Çelebi devrinden beri. Sabahtan akşama dükkanlara toplanırlar. Önce memlekette zinanın arttığından şikayet ederler. Tövbe tövbe diye. Sonra şehirde kimlerin zina yaptığı üzerine bir sürü dedikodular. En son fasında kimlerle zina yapılabilir üzerine ihtimaliyat ve teoriler kurarlar. Sonra da gazetelerde okursun. Yani bu böyledir. Bu da bir insanların kafasına yerleşir. Ben bir tarihte Osmanlı Saray Teşkilatı diye bir konferans veriyorum siyasal bilgiler. Tamam şunu anladık. Yani hoca diyor ki orası kerane gibi bir yer değil diyor. Tamam yani zaten aksini ben düşünmüyordum da. Yani sonuçta Ukrayna'dan getirilen kız orada eğitim alıyor olabilir. Alıyordur da zaten. Buna kimsenin şeyi yok. Dans eğitimi alsın, müzik eğitimi alsın, dil eğitimi alsın, yazı eğitimi alsın, edebi eğitimi alsın, fen bilimleri üstüne eğitimi alsın. Ne aldı? Önemli değil. Yani sonuçta bu kadınlar bir şekilde padişaha çocuk yapabiliyorlar değil mi? Ya Hürrem Sultan örneğini veriyor. Hürrem sonuçta Ukraynalı bir kızdı. Geldi işte. Harem'de eğitimini aldı. Ondan sonra işte birçok çocuk yaptı yani sonuçta. Anlamadım ki. Fakültesinde çarşamba konferansında
biraz böyle sulu demeyeyim de yani oldukça egzantrik hocalardan biri biraz sonra çıktı. Çıkarken de sessizce çıkmadı. Ya ben burada harem ve hamam anlatılacak diye geldim demez mi bana böyle? Milletin ortasında yani böyle bir konferanstı 40-50 kişi öğlense. Böyle baktım adama. Ne kadar hödük ya iktisatçı adam. Yani kafa çalışmıyor bir yerde işte bu böyledir çok kötü. Onun için tabii bu kavga oradan çıkıyor. Şimdi burada bu insanlara bir şey öğretiliyor bu cahil kızlara. Güzel cahil kızlara. Bunun bir fonksiyonu var o devlette. O devlet çok acayip bir devlet. Evet. Bu asker bir devlet. Ve harem sırf Türkiye'de yok yani. Çok yaygın bir müessese dünyada. Floransa senyörlerinin bile haremi var. Yani o İtalyan, Hristiyan senyörlerin, patrisçilerin bile haremi var. Çinli'nin var, Bizanslı'nın var, Arap'ın var, İranlı'nın var, var, var. Fakat bunların içinde Türk'ünki bir fonksiyona oturuyor. O da şudur. Doğrudan doğruya kalifiye kadın yetiştiriyorsun. Padişah da ondan çocuk yapıyor işte şehzade oluyor falan. Bu değil mi fonksiyonu? Aristokrat ailelerden kız almama. Yani Osmanlı sarayında kuvvetli ve nüfuzlu hanedanların etkisini istemiyor. Bütün mesele bu. Devletin hizmetindekiler de aristokrat değil. Kont bilmem ne, lord bilmem ne, marki bilmem ne falan alakası yok. İşte demin dediğim gibi devşirmekten geçen iyi asker, kafası çalışan memur insanlar. Bunların da kendileri gibi karıları olsun istiyor. Tamam. Anladık abi. Biz de zaten harem kerane diye düşünmüyorduk. Yani aklımda ben haremden bahsederken hiçbir zaman böyle bir resim yoktu yani. Şey değil yani hani padişah geliyor böyle. Merhaba. Ben bugün bu karıyı istiyorum. Yani böyle bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ama sonuçta orada Sultan'ın soyunun devamını getirmesi için kadın yetiştiriliyor yani sonuçta. Ha dediği gibi fonksiyonu da var. İşte yok onun lordu bilmem neyin bilmem nesinin kızını alayım da işte müttefikim olsun falan filan gibi şeyler olmuyor. Güzel de fonksiyon. Ama sonunda ne olduğu belli yani. Bu kadar. Tez vakti sikeceğim. Öyle bir şey olduğunu zaten düşünmüyordum ben. Hatta bunun en magazinsel dizisinde Muhteşem Yüzyıl'da bile öyle değil yani. Hani Süleyman ne hangi sahnede girip böyle merhaba hareme geldim şu karıyı istiyorum diye bir sahne gördünüz mü? Böyle bir şey yok yani. Oyuna bakıp gelirken yanlış yazmışım Imperion'un diye bir oyun var çok seviyorum ama bırakmam. Hiç duymadım onu. Tavsiye verir misin canım? Sadece padişah için değilmiş. Evet. Orasını yeni öğrenmiş oldum. Sarayın duvarında seks yazıyor. Geçen hafta